Arkadaşlar merhaba, bu videomuzda Aydın Yayınları TYT Kimya Denemesi'nin dördüncü denemesini çözeceğiz. İlk sorumuza baktığımızda yukarıda yaygın adları verilen maddelerden hangisinin karşısında yazılan içerdiği atomların türü yanlıştır diye sorulmuş. Şöyle söyleyeyim, zatça sülfürik asit dediğimiz H2SO4'tür. Yani yapısında hidrojen, kükürt ve oksijen elementleri bulunur. Doğrudur. İkiye baktığımızda metil alkol demiş. Metil alkolünde CH3OH şeklinde yazarız. Yani karbon, hidrojen ve oksijen elementlerinden oluşur. Bu da doğrudur. Kezlab için HNO3 dediğimiz nitrik asidi kullanırız. Hidrojen, azot ve oksijen elementleri bulundurur. Bu da doğrudur. Göztaşı için şunu söyleyebiliriz. Bakır 2 sülfat bileşiğine göztaşı deriz. Yapısında bakır vardır, kükürt vardır ve oksijen vardır. Yalnız içerdiği elementlerden birisi hidrojen olmadığı için bu madde için verilen atomların türü yanlış olmuş. Beşinci maddeye baktığımızda kireç taşı demiş. Kireç taşı da kalsiyum karbonattır. Yani kalsiyum, karbon ve oksijen elementleri bulundurur. Doğrudur. Cevabımız bu yüzden D şıkkı olur. İkinci sorumuza baktığımızda X, Y ve Z elementleri ile ilgili şu bilgiler veriliyor. Buna göre X, Y ve Z elementlerinin periyodik cetvelde konumları hangisi gibi olabilir diye sorulmuş. Şöyle söyleyelim, X ve Y'nin kimyasal özellikleri benzer olup X'in atom çapı Y'den küçüktür demiş. Şöyle söyleyelim, X ve Y'nin kimyasal özelliği benzerse bunlar aynı grupta bulunurlar. Bakın bu iki element aynı gruptalar ve X'in çapı daha küçük. Peki biz şunu biliyoruz. Aynı grupta aşağı doğru inildikçe atom çapı ne oluyordu? Artıyordu. Peki aynı grupta aşağı doğru atom çapı artıyorsa, X'in çapı Y'den daha küçükse şunu söyleyebiliriz. O zaman çapı daha küçük olan X daha yukarıda yer alması gerekiyor. Yani X Y'nin yukarısında olacak arkadaşlar. O zaman A şıkkını bu şekilde elemiş olduk. Yine X ile Y aynı grupta olması için C'yi de elemiş olduk. Bu şekilde devam ediyoruz. İkinci bilgimize baktığımızda Y ve Z'nin katman sayıları aynı olup diyor. Katman sayısı nedir? Periyot numarasıdır. Yani periyot numarası Y ve Z'nin aynıymış. Y'nin elektron alma isteği Z'den düşük. Şöyle söyleyeyim, kimler daha çok elektron almak isterler? Ametaller. Peki periyodik cetvelde aynı periyotta biz sağa doğru gidildikçe ametallere doğru gittiğimize göre ve Y'nin elektron alma isteği daha küçükse o zaman Y, Z'ye göre daha solda yer alıyor. Bunu söyleyebiliriz. O zaman Y, Z'nin solunda olması gerekiyor. Bir defa Y ile Z aynı periyotta olacağından dolayı E şıkkı da gitmiş oldu. Y, Z'ye göre daha solda olacağı için D şıkkı da gitmiş oldu. Şu an cevabı bulmuş olduk ama 3'e de bakalım. Z elementi metallerle bileşik oluşturmaktadır. Şimdi Z'nin metallerle bileşik oluşturabilmesi için şöyle söyleyelim. Mesela X ve Y aynı grupta dedik. Yani bunlar benzer kimyasal özellik gösteriyorlar. Ve Z X ile ilişki oluşturabiliyorsa şöyle söyleyebiliriz. Z mesela metalle bileşik oluşturabiliyorsa ametal olma durumu var. Bu durumda olabilir mi? Olabilir. Mesela burası işte 4A olabilir. Burası atıyorum işte 1A olabilir, 2A olabilir. Neticede sağlıyor. Dolayısıyla cevabımız B şıkkı olur. Üçüncü sorumuza baktığımızda maddelerin birbiri içerisinde çözünmesiyle ilgili polar maddeler polar çözüde, apolar maddeler apolar çözülerde daha iyi çözünürler bilgisi veriliyor. Buna göre yukarıdaki tabloda verilen maddelerden hangileri karşısında belirtilen çözülerde daha iyi çözünür diye sorulmuş. Benzer benzeri çözer diyorduk. Birinci yargıya baktığımızda karbon tetraklorür apolar bir maddedir. Çözücüsü olan C6H6 dediğimiz benzen de yine apolar bir maddedir. Dolayısıyla benzer benzeri çözer ilkesinden iki bileşik de apolar olduğu için bunlar birbiri içerisinde iyi çözünürler. İkiye baktığımızda sodyum klorür iyonik bağlı bir bileşiktir. H2O ise polar moleküldür. İyonik bileşikler biliyorsunuz polar moleküller de iyi çözünürler. Bundan dolayı bu yargı da doğrudur. 3'e baktığımızda alkoller biliyorsunuz polar özellik gösterirler. NH3'te polardır. Bundan dolayı benzer benzeri çözer diyoruz. Bu da doğrudur. Cevabımız E şıkkı olur. Dördüncü sorumuza baktığımızda pardon arkadaşlar. X, Y ve Z maddeleriyle ilgili verilen bilgilere göre X, Y ve Z maddeleri hangisi olabilir diye sorulmuş. X çözelse kırmızı turnusol kağıdını maviye dönüştürüyor. Şöyle söyleyeyim, kimler kırmızı turnusol kağıdını maviye dönüşür? Bazlar. O zaman X maddesi bazdır. Y için baktığımızda Y çözelse X ile tepkime vermiyor. Y ile
Y çözelsiz X'e tepkime vermiyorsa X baz olduğuna göre bazda kim tepkime vermez? Baz vermez. O zaman Y'nin de baz olduğunu söyleyebiliriz. 3'e baktığımızda derişik Z çözeltisine bakır metali atıldığında tepkime gerçekleşir. Bakır biliyorsunuz yarı soy metaldir. Yarı soy metaller oksijen bulunduran asitlerle tepkimeye girebildiklerinden dolayı Z için şunu söyleyebiliriz. Asittir ancak yapısında oksijen bulundurur. Oksijen bulunduran bir asittir. Onu söyleyelim. Dolayısıyla seçeneklere baktığımızda en uygunu bakın X baz olacak dedik. Y de baz olacak dedik. Z'nin de oksijen bulunduran bir asit olacağını söyledik. Bu durumda cevap E şıkkı olur. Beşinci sorumuza baktığımızda X, Y, Z ve T tanecikleri için verilen grafiğe göre yargılarından hangileri doğrudur diye sorulmuş. Proton sayısına karşı iyon yükü grafiği verilmiş. Şöyle söyleyelim. Bakın T'nin proton sayısı 17'ymiş. Ve iyon yükü ise -1'miş. Her bir X, Y ve Z için de aynı duruma baktığımızda X'in proton sayısı 8'miş. İyon yükü -2'ymiş. Onu da yazalım. X -2 ve protonu 8 dedik. Y için baktığımızda proton sayısı 11 verilmiş. İyon yükü +1 verilmiş. Y için proton sayısı 11 verilmiş. İyon yükü +1 verilmiş. Z için baktığımızda bakın proton sayısı 12 verilmiş ve iyon yükü +2 verilmiş. Z için iyon yükü +2, proton sayısı 12. Evet hangileri doğrudur demiş. Elektron sayılar arasındaki ilişki şöyledir. Şöyle söyleyelim. Elektron sayısı elektron alan adamda daha fazladır. 17 iken 1 elektron aldı. 18 oldu. 8'gen 2 elektron aldı. 10 oldu. Y için 11'di. Bir tane elektron verdi. 10 oldu. Z de bir, iki tane elektron verdi. 10 oldu. Bu durumda baktığımızda T'nin elektron sayısı en fazla. Sonra Z gelmiş. Y ve X'e de bunlar eşittir. O zaman birinci yargı doğrudur. 2'ye baktığımızda Z artı 2'nin atom numarası ile TX'in elektron sayıları birbirine eşittir. Z artı 2'nin atom numarası kaçtır? 12'dir. Peki TX'in elektron sayısı kaçtır? 18'dir. 12 ile 18 birbirine eşit değildir. Olmadı. 3'e baktığımızda atom numaralar arasındaki ilişki şu şekildedir. Atom numarasına baktığımızda T'nin 17'dir. Evet en fazladır. Sonra 12 olan Z. Sonra 11 olan Y ve en sonunda 8 olan X'tir. Doğrudur. Cevabımız 1 ve 3 olur. Altıncı sorumuza baktığımızda bir arı maddenin katı sıvı ve gaz halleri X, Y ve Z harflerinden biriyle gösterilmiştir. Bu verilere göre X, Y ve Z harfleri saf maddenin hangi fiziksel hallerine simgeler diye sorulmuş. Şöyle söyleyelim. Y'nin en yüksek potansiyel enerjili hal olduğu söylenmiş. Evet, potansiyel enerjisi en fazla olan maddenin fiziksel hali gaz halidir. O zaman Y için gaz diyebiliriz. Z maddenin en düzenli haliymiş. Maddenin en düzenli ve aynı zamanda enerjisi en az olan halde katı halidir. O zaman Z'nin de katı olduğunu söyleyebiliriz. Bu durumda X de sıvı olacaktır. Cevabımız C şıkkı olur. 7. sorumuza baktığımızda yukarıda bazı karışım türleri ve örnekleri eşleştirilmiştir. Buna göre bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş. Talaş su demiş. Talaş biliyorsunuz suda çözülmez. Birbiri içerisinde çözülmeyen katı sıvı karışımlarda süspansiyon kullanırız. Tekrar söylüyorum. Birbiri içerisinde çözülmediği için heterojen katı sıvıdır ve bu da süspansiyondur. Doğrudur. Karbon tetraklorür apolar bir maddedir. Suda polardır. Apolar bir madde, polar maddede çözünemez ve ikisi de sıvı olduğu için bunlar sıvı sıvı heterojendir. Birbiri içerisinde çözülmeyen iki sıvıyı da emisyon şeklinde ifade ediyorduk. Doğrudur. Duman için şunu söyleyebiliriz. Duman katı parçacıkların gaz içerisinde çözünmesi sonucunda oluşan heterojen bir karışımdır. Aerosol sınıfına girer. Doğrudur. Kan ise biliyorsunuz çok çok küçük tanecikler içerdiğinden dolayı yani gözle göremeyecek kadar küçük parçacıklar bulundurduğundan dolayı kolloid sınıfına yer alır. Bu da doğrudur. Beşinci yargıya baktığımızda bakır demiş. Bakır bir elementtir. Elementler alaşım oluşturamazlar. Alaşım oluşturanlar metal karışımlarıdır. İki tane metal olsaydı alaşım diyebilirdik ama sadece bir tane metal olduğu için bu element sınıfına dahil olur. Yani karışım değildir. Bu yüzden bu yargı yanlış olmuş. Cevabımız E şıkkı olur. Arkadaşlar videomuzu burada sonlandırıyoruz. Bizleri takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın. Hepinize kolay gelsin.